Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, Silivri Belediyesi'nin değerli çalışanları, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Bugün burada sizlerin huzurunda, Silivri'nin huzurunda, Silivri Belediye Başkanı olarak bulunmaktan, Silivri'mize hizmet imkanı, doğup büyüdüğüm, yaşadığım topraklara hizmet imkanı bulduğum için de duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne dedik? Biz Silivri'yi marka bir kent yapacağız. Marka kentten kastımız herkesin ama herkesin ailesiyle başka şehirlerde yaşayan insanların da bir gün görmeyi arzuladığı bir Silivri. Tatil rotası yaparken, tatil planı yaparken Silivri'yi de görmeliyim diyebileceği bir Silivri'yi. Herkesin bir gün yaşamayı, hayatının bir dönemini geçirmeyi veya emekliliğini geçirmeyi arzu ettiği ve yaşamak için gıpta ettiği bir Silivri'yi nasıl inşa ederiz vatandaşlarımızla paylaştık. Şimdi biz omuzlarımıza yüklenen bu yükün ne kadar ağır bir yük olduğunu bilmekle birlikte ama bu yükü taşıyacak güçte, kararlılıkta ve azimde olduğumuzu tüm Silivri'ye göstermemiz gerekiyor. Ben Silivri'nin hizmetkarı olmaya geliyorum. Silivri'ye hizmet etmeye geliyorum. Belediyeyi yokuş yeri değil, iniş yeri yapmaya geliyorum. Benim bunları yapabilmem için, benim bu anlattıklarımı, benim mutlu insanların yaşadığı, marka bir kent haline dönüşen, dönüştürülen Silivri yapabilmem için bir başıma, tek başıma veya meclis üyelerimle veya başkan yardımcılarımla bunları yapabilmem imkansız. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bu bir takım oyunu. Ve omuz omuza bir takım gibi mücadele ettiğimizde göreceksiniz daha mutlu, daha huzurlu, refahı artmış, bolluğun bereketinin arttığı, herkesin ama herkesin görmek için can attığı bir Silivri'yi hep beraber inşa edebiliriz. Ben göreve geldiğim günden itibaren ehliyet, liyakat, çalışkanlık, dürüstlük prensibini şiar edinmiş, vatandaşa hizmetkar olan her arkadaşımla siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi partiye gönül verirse versin, hangi partiye oy verirse versin, memleketi neresi olursa olsun, dini inancı ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun beni ilgilendirmeyecek, beni ilgilendiren konu onların ehliyeti, liyakatı, çalışkanlığı, dürüstlüğü ve vatandaşa hizmeti olacak dedim. Ve ben bu prensiplerle herkesle ama herkese çalışacağımı ifade ettim. Belediyecilik bir aşk işi. Belediyecilik bir hizmet işi. Bu işi layıkıyla yapmalıyız ve performansımızı arttırarak yapmalıyız. Silivri'de yaşayan, Silivri'deki 187 bin kişiden biri olan bir bireye, bir vatandaşımıza hizmet etme yeri olacak. Benim hizmet anlayışımla sizin hizmet anlayışınızın örtüşmesi lazım. Performansınızın benim performansıma yaklaşması lazım. Kimsenin burada Silivri Belediyesi'nde çalışanı olup ama çalışmayanı olma hakkı yok. Kimsenin iş beğenme, kimsenin o işi ben yapmam, bu işi o yapsın deme hakkı yok. İkramiye borçlarınızdan ilk dilimini herhalde bugün mü Sayın Başkanım? Bugün sizlere ödeyeceğiz 513 bin lira gibi bir rakam. Önümüzde işçilerimizin 1 Mayıs Emekçi ve İşçi Bayramımız var. Bu vesileyle de herkesin 1 Mayıs Bayramı'nda tebrik etmek istiyorum. Kutlu olsun efendim.